Lig TV Genel Yayın Yönetmeni ve Maraton Programı Yapımcısı Şansal Büyükağ, NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten ve Radyo Spor Program Yapımcısı ve Akşam Gazetesi Spor Yazarı Orkun Yazgan, kulübümüzün davetlisi olarak Konya'ya geldi. Spor basınının önemli isimlerinin ilk durağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu içerisinde yer alan kulüp idari binamız oldu. Burada kulüp başkanımız Ahmet Şan, ikinci başkanımız Fatih Yılmaz, basın sözcümüz Ahmet Baydar, genel menajerimiz Önder Sami Güvenli, teknik direktörümüz Aykut Kocaman tarafından karşılanan misafirlerimize kulübümüz hakkında başkanımız Ahmet Şan tarafından bilgi verildi. Daha sonra hep birlikte stadyum içerisinde bulunan Arena Restoran'a geçildi ve burada misafirlerimize Konya mutfağından yemeklerin yer aldığı tatlar ikram edildi. Konuklarımıza daha sonra başkanımız Ahmet Şan, ikinci başkanımız Fatih Yılmaz ve genel menajerimiz Önder Sami Güven tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu gezdirilerek bilgilendirme yapıldı. Başkan, şeyin farkı var mı? Soyunma odalarının bir farkı var mı? Yok, hayır. İkisi de aynı. Genç takım ne yapmış? Hiçbir kart görmeden ligi tamamlamış. Vay canım. Vay canım. Biraz daha yukarıda oturmayı çok istiyorum. Ya evet, buradan FIFA buradan bunu, maçı nasıl olur? Aynen öyle. Evet, ve FIFA bunu çok buradan, tartışıyor biliyorsun. Evet, şimdi. Buradan çok zor. Nasıl abi? Nasıl zaten ayakta duruyor. Genelde ayakta duruyorlar. Nereye gittiğini göremiyorsun. Evet. Hiçbir şey göremiyorsun. Konyaspor'umuzun yakaladığı başarının teknik heyet ve oyuncuların saha içerisinde aldığı sonuçlarla beraber sahip olunan stadyum ve taraftar desteğiyle ilgili olduğunu ifade eden Lig TV Genel Yayın Yönetmeni ve Maraton Programı Yapımcısı Şansal Büyükağ, Konyaspor ve bu stadyum Türkiye'ye ve Türk futboluna yeni bir soluk ve heyecan getirdi. Üstelik bu sene çok istikrarlı ve başarılı bir gidişi var. Çok coşkulu bir seyircisi var. Bize de yayıncı kuruluş olarak çok güzel görüntü veriyorlar. Dilerim Konyaspor her sene iyi gider, başarılı ve istikrarlı gider diye konuştu. Çok başarılı bir gidişi var. Çok coşkulu bir seyircisi var. Seyircinin yoğunluğu ve coşkusu bir yana, küfürden uzak, fair play'e yakın, sportmenlik ruhunu öne çıkaran bir seyircisi var. Bize de yayıncı olarak, Lig TV olarak çok güzel görüntü veriyorlar. Konyaspor'da, Konya'nın stadında o görüntüleri göstermekten son derece mutlu oluyoruz. Ancak şunu çok tavsiye ederim. Dilerim Konyaspor her sene iyi gider, başarılı gider, istikrarlı gider. Ama futbolda inişler çıkışlar her zaman oluyor. Bu Real Madrid için de oluyor, Barcelona için de oluyor, Bursaspor için de oldu, Fenerbahçe, Galatasaray için oldu, Konyaspor için de olabilir. Önemli olan burada iyi futbolun yanında Konya'ya sahiplenebilmek. O var. Yani sadece futbolu sonucu endeksli değil, biraz keyfi endeksli izleyebilmek. O bakımdan sahiplensinler, bırakmasınlar. Konya için önemli bir şeydir konu. Önemli bir meşguliyet, önemli bir marka. Ve Türk futbolunda eski şehirler, benzer şehirler böyle duraklama dönemine girmişken en azından Türkiye'nin yeni bir futbol şehriyle tanışması, Konya ile tanışıyoruz elbette ama futbol şehri olarak tanışması bizi, biz futbol ailesini açıkçası son derece mutlu ediyor. Biz bu heyecan aman bitmesin, hatta daha da artsın diye üstünde çok titriyoruz. Şu var, bir de milli maçların başkenti oldu. O da çok güzel. Çok önemli başarılar elde ettik burada milli maçlarda. O bütünlüğü gördük. Allah nazarlardan korusun, son derece iyi gidiyorlar. Tabii yönetimin de hakkını teslim etmemiz lazım. Ben Ahmet Çan Başkan'ı çok eski tanırım. Geçmiş dönemlerdeki başkanlık yıllarından tanırım. Türk futbolunun örnek başkanlarından biridir. Ama mesela loca fiyatlarını sordum, sponsor katkılarını sordum. Konya
bu ülkenin önemli ekonomiye katkı sağlayan kentlerinden biri. Gönül arzu ediyor ki Konya Spor'a da o katkı daha fazla olabilsin açıkçası. Şimdi yayın gelirleri, tribün gelirleri hepsi tamam ama bir futbol takımını iddialı biçimde yaşatabilmek de çok kolay bir iş değil. O bakımdan yani şehrin katkısının sadece seyirciyle sınırlı kalmayıp yani o şehrin dinamiklerinin de harekete geçmesi lazım. Aykut Kocaman'la da yapılan 2 yıllık sözleşmeyi son derece doğru buluyorum. Çok iyi bir takım yarattı. Tam bir antrenör takımı var. Türkiye'de yıldızı olmayan ama takım oyununu en iyi oynayan bir ekip olarak görüyoruz Konya Spor'u. Öyle görüyorum. Özellikle şunu da çok değerli oyuncuları var ama söylemek zorundayım. Türkiye'nin en iyi stoperinin Konya Spor'da olduğunu düşünüyorum. Bu konu için. Konya'nın mesleğinde farklı bir yere sahip olduğunu belirten Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır da Konya Spor Tarsus İdman Yurdu maçını yaşayanlardan biriyim ama şunu söylemeliyim, oradan şu an bulunduğu yere gelmek olağanüstü bir şey. Anadolu'dan büyük başarılar elde eden takımlarımız var. Avrupa'da da büyük başarılara ihtiyacımız var. Umarım Konya ve Konya Spor'la bu başlar, dedi. Gazeteci olarak özellikle tribünde seyircilerin arasında oturdum. Yani gazeteci olarak değil, taraftar olarak oturdum. Ankara'daydım mesela, gelmiştim. Çok farklı yani. Konya'nın benim mesleğimde farklı bir yeri var. Çünkü ben kökeni Ankara olan bir gazeteciyim. Çok uzun yıllar Konya'nın birincilikte ilk eski dönemlerde olduğumda çok uzun yıllar gidip gelmiştik Ankara'dan. Yani bahsettiğim. Hatta Konya Spor'un ikinci ligde olup birinci lige çıkmaya çalıştığı dönemlerde de gelir giderdik. Bir anımız da var galiba. Vallahi çok sevimli bir anı değil ama o günler çok geride kaldı. Ben Tarsus İdman Yurdu Konya Spor maçını yaşayanlardan bir tanesiyim. Oradan ama şunu söylemek, oradan buraya gelmek olağanüstü bir şey. Onu söyleyeyim. Yani buraya hayranlıkla bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Emeği geçenlerin hepsini yürekten alkışlamak lazım. Her seferinde alkışlamak lazım. Taraftara hayranım. Benim bahsettiğim o maçın dönemdeki taraftarla şimdi taraftar arasında dağlar kadar fark var. Kendi adıma fair play'e, şuraya, buraya aday göstermek gerekirse ilk başta herhalde Konya seyircisini söylerim. Ama başta tabii böyle bir tesise sahip olmak lazım. Bununla birlikte de bir takımınız olacak. Bizim ülkemizde ne yazık ki başarıya endeksiniz. Çok şey, çok konu. Burada da tabii başarı geldikçe seyirci de geliyor. Bir de milli takımın etkisi de var. Heyecanlandığımı söyleyeyim. Benim 40. yılıma geliyor meslekte ama heyecanlandığımı söyleyeyim. Meslek olarak Avrupa'da hemen gitmediğim stat yok. Onları görünce böyle niye bizde yok derdim. Şimdi burayı görünce onların artık bizi kıskanacağını düşünüyorum. Hani kentlerin şeyleri vardır böyle tanınmış unsurları vardır. Konya'ya, Mevlana'ya gidelim dersiniz ne bileyim. Başka birçok şehirde söyleyebilirsiniz. İşte İzmir'e gidelim, Kordon'da dolaşalım, şuraya falan. Şimdi bence Konya'da Mevlana'yla birlikte bu statta konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok genç bir neslimiz var. O genç nesil aslında sporu seven bir nesil. Bu da bir Mevlana değil belki ama Mevlana kadar önemli bir anıt diye düşünüyorum. Çünkü buradan yetişecek gençler ki Konya'nın altyapısını biliyoruz. Hep önemli mesaj vereceklerdir. Harika bir yönetim var. Bu yönetimin devamlılığı da önemli bence. Ama asıl bence şunu söylemek lazım. Aykut Hoca bir şans. İyi değerlendirmek lazım. Bu yönetim bir şans, onu da iyi değerlendirmek lazım. Ama bizim ülkemizde hangi kulüp, hangi takım olursa olsun sabır konusunda sıkıntımız var. Konyalı taraftarlara önerim, Bursa örneği var önümüzde, oradan yola çıksınlar. Anadolu takımlarında belli dönemlerde yükseliş, belli dönemlerde düşüşler olur. Düşüş yaşadığınız zaman sakın buraları boş bırakmayın. Yani kötü gün taraftarı olmak lazım. İyi günde takım iyi giderken burayı zaten herkes doldurur başarı temsili. Önemli olan hani bu başarının biraz daha olur. Bazı dönemlerde aşağı doğru gidebilirsiniz. Futbolda bunlar da var. Sonuna kadar desteklemek. İnşallah bu ligi 3. bitirecek diye umut ediyorum. Daha bir 9 hafta var ama hani onu da söyleyeyim. Görünen köy kılavuz istemez demek lazım. Ligi 3. bitirsin. Bu kent, bu stat, Avrupalıları birkaç belki sonuna kadar hafta, aylar belki ağırlasın, Avrupalılar da gelsin, görsünler. Yani sadece bize özgü olmasın. Evet, milli takımlarla girip gördüler ama bir de kent takımları gelsin, lig takımları gelsin, görsünler.
Anadolu'dan büyük başarılar elde eden takımlarımız var. Avrupa'da çok büyük başarılara ihtiyacımız var. Umarım Konya'yla bu başlar. Niye bir UEFA finali olmasın? Hem bu kentte hem Konya o finalde niye olmasın? Umarım öyle bir şey olur. Çok yürekten istiyorum bunu. Stadyumumuza hayran kaldığını kaydeden NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni Fuat Akdağ ise bana ve birçok kişiye göre artık Konya ve bu stadyum milli takımımızın stadı. Takımın başında çok iyi bir teknik ekip var. Konya Spor'un durumu zaten çok iyi. Onu ben de dahil herkes çok iyi biliyor. Her şey daha iyiye gidecek gibi görünüyor ifadesini kullandı. Vallahi fevkalade zaten çok etkileyici bir stat burası. Hani milli takımımızın stadı artık burası. Yani biz öyle bakıyoruz. Gerçekten hani milli takım bu statta oynamaya başladıktan sonra her şey çok fark etti. Çok iyi bir stat, çok iyi satılan, çok iyi pazarlanan bir stat her şeyiyle. Bir de bugün çok detaylı bir, sağ olun bize burada bir detaylı bir tur da yaptık. Yemeklerini de tattık, onlar da çok leziz. Her şey de dört dörtlük yapılmış, iyi düşünülmüş. Çok iyi bir teknik ekip var zaten Aykut Hoca yönetiminde. Onların futbolcular üzerinde uyguladığı antrenman yöntemlerini takip ettik. Onların video sistemlerini gördük. Çok etkileyici, çok çağdaş, çok modern ve çok sonuçça odaklı şeyler yapılmış. Dolayısıyla bir hani spor içinde yaşayan bir insan olarak, spor gazeteciliği yapan bir insan olarak böyle bir spor tesislerinin olması bize mutluluk ve gurur veriyor. Konya Spor'un durumuna giderek yükselişte yani onun durumunu zaten herkes biliyor. Benden iyi, herkes çok daha iyi biliyorlar. Çok çok başarılı, çok her şey daha iyi gidecek gibi görünüyor. Giderek yükselişte. Daha sonra stadyum içerisinde yer alan soyunma odamızı gezen ve burada antrenörümüz Alper Aşçı'dan bilgi alan misafirlere takımımızın kullandığı çalışma sistemleri hakkında geniş bir sunum yapıldı. Arasında bazı kritik unsurları önce hocaya özetlemek bizim görevimiz. Sonra hoca bazı görüntüleri seçiyor ve oyunculara gösteriyoruz. Bir projektörümüz taşıyabildiğimiz bir projeksiyon cihazımız var. Hem deplasman hem burası için ama 4K'ya geçtikten sonra buraya Ultra HD bir şey gelecek. Bu özellikle hocalar tam saha istiyorlar. Evet. Benim bunun partilerim de bizden bir defa rica etmişti. Tam saha görüntü. Çekimlerin çoğunda tarafları çekiyor. Oradayken, oradayken. Tabii ya, pozisyonlar. Bazı yakın çekimler var. Çoğunlukla mesela o 20 saniyeye kadar giden taraftarın çekildiği bölümler var. O ara oyun başlamış oluyor. Önemli bir pozisyon oldu. O önemli pozisyon bizim için başlangıcı daha değerli.